Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Lif çalışmamızı istediğimiz boyutta başlayabiliriz. Daha küçük yapabileceğimiz gibi biraz daha büyütebilirsiniz ya da dikdörtgen olarak çalışabilirsiniz. Trabzanlarımız ve parmaklarımızla uzattığımız bu ilmeklerimizle örüyoruz. İstediğimiz ölçüde ördüğümüz lifimizi kenar çalışması yaparak tamamlıyoruz. Şöyle görelim bakınız lifimizi. Hem önden hem de arkadan aynı görüntüye sahip bir çalışma. Şöyle bakalım. Epey büyükçe bir e, ölçü oldu. Sizler daha küçük de başlayabilirsiniz ya da dediğim gibi daha büyük olarak da çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, e, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Lifimizi örmek için mavi renkle bir lif ipi ve 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Zincirimizi çekerek başlayalım. İstediğiniz büyüklükteki e, lifi örmek için dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Ben 80 tane zincirle başlıyorum. Bir tane öncesinde düğümümü atıyorum ve rahat bir şekilde zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Üzerine trabzan dolgular yapacağımız için lütfen sımsıkı bir zincir kurmayalım. Örgümüz bozuk olur. 3 tane zincirimi çektim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 80 olunca görüşelim. 80 zincirimi çekerek geldim. Hemen ölçülerimizde aynı mu? onu kontrol edelim. 80 zincirimize. Elimizin sıkı ve gevşek oluşuna da bakmış oluruz. Şu, şu şekilde tutuyorum. 32 santimde kaldığını görüyorum. Eğrileri de var düzeltmedim. Tam 32 santim. Şimdi... Elimi buraya tutuyorum. 80. zincire ilave zincirler yapmaya başlıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yeni zincirimi çektim. Elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum. Ve trabzanım 3 defa örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane kutucuk yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Aşağıdan 1 atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. Tekrar 2 tane zincir. Bir atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 tane zincir. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. 2 zincir. Bir atlıyorum. Sıradaki zincire batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. 1 2 bir atladım diğerine batıyorum 3 defa da çekiyorum sıramızın sonuna kadar yukarıdan 2 zincir aşağıdan bir atlayıp ikincisine bat şeklinde örerek ilerleyelim zincirimizin üzerine birer tane trabzan yaparak kutucuklarımızı oluşturduk şimdi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 34, 36, 38 ve 40 tane kutucuğumuz var. Sizin bir eksik bir fazla ya da iki eksik iki fazla çıkabilir. Zincir çekerken yanlışlık yapmış olabiliriz ya da fazla yapmış olabiliriz. Hiç önemli değil. Kesinlikle sökmeyelim. Bu kutucuk üzerine örmeye devam edelim. Şimdi zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Kenardan bir tane bakınız şu şekilde kutucuğumuzu oluşturuyorum. 1 tane. 2 zincir 1 ve 2'yi çektikten sonra diğer trabzanımın üzerine batıyorum 3 defa da alıyorum 2 zincir trabzanlarımın birer birer tepesine batarak yine ikinci kez bir kutucuk sırası oluşturuyorum bu kez alttaki hazır trabzanlarımızın tepesini batarak örüyoruz. Sadece bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra kadar ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. zincirimin üzerine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Trabzan üzerine batıyorum. 1 2 3 yeniden 3 defa çektiğimiz bir kutucuk oluşturuyorum. 2 zincirimi çekip Trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Kenarda 2 tane kutucuk başlangıçta oluşturuyoruz. Bitişte de yine aynı kenarda 2 tane kutucuğumuzu oluşturacağız. Şimdi aradaki trabzanlarımızı ise yani kutucuklarımızı ise trabzanlarımızla dolduruyorum. Araya giriyorum. 1, 2, 3. Boşluğun içerisine ördüm. Trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Araya giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane araya ve bir trabzanlarımızın üzerine şeklinde örelim araya giriyorum trabzanımın üzerine İki kutucuk kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim sıramızın sonuna doğru örerek geldim en son iki tane kutucuğumuz geldi baştaki gibi iki kutucuğumuzu boş bırakalım bir iki zincir çekiyorum trabzanımın üzerine bir iki üç tekrar iki tane zincir kenardan batıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip çeviriyorum ve hemen trabzanımın tepesine gelerek batıyorum 3 defa da örüyorum 1 ve 2 yine iki tane kutucuğumuzu kenarımızda örüyoruz bakınız şimdi şu şekilde bir görüntümüz olmuştu yeni sıramıza başlamadan önceki durumumuza bakalım 2 sıra kafesimizi ördük. 1 sıra tamamen trabzanlardan oluşan sıramızı ördük. Her iki kenarda 2 tane kutucuğumuzu boş bıraktık. Şimdi 2 kutumuzu boş bıraktıktan sonra 4 tane trabzan örelim. Bu trabzanımızla beraber 1-2-3-4 ve dört. lifimizin kenarını hazırlamaktayız. Bakınız 4 tane trabzanımı ördükten sonra 2 zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum 2 tane zincir bir atlayıp diğerine batıyorum 2 zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum sıramızın sonuna doğru kutucuklarımızı örerek geldim son bakınız iki tane kutucuğumdan önce dört tane trabzanımı üst üste örüyorum bir tanesini ördüm Hemen yanındakini örüyorum. Toplamda 4 tane trabzanım oluyor. Burası kenar bandımız olarak devam edecek. 2 3 tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Trabzanımı örüyorum 3 defada. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yandan batıyorum. 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ama bakınız şöyle zeminimizi kuruyoruz kutucuklarımızı trabzanlarımız ve kenar 4 tane trabzanımız kenarında ikişer tane trabzanımı görmekteyim hemen trabzanımı örüyorum 1 2 3 2 burada böyle devam edecek sona kadar Diğer kenarda aynı şekilde devam edecek. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. 3 4 2 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizi çektikten sonra bir tane trabzanımın üzerine batıyorum bakınız. Şu şekilde tığımın ucunu geçirir geçirmez ipimin üzerine basıyorum. Öreceğim ipimin 1 2 3 defa da alıyorum İlk püskülümü şu şekilde oluşturuyorum ve bırakıyorum araya giriyorum araya girer girmez yeniden ipimin üzerine basıyorum 1 2 3 defa da alıyorum bir bakınız iki tane püskülüm oldu şimdi tığımın başını doluyorum üçüncüye batıyorum önce batıyorum sonra ipimin üzerine basıyorum ve ipimi buradan tutarken parmağımı tam geçiriyorum bakınız örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 şu şekilde bırakıyorum tığımın başında doluyorum. araya giriyorum tığımın ucunu geçirdikten sonra hemen ipimin üzerine basıyorum parmağımı kavratıyorum bakınız ve örmeye başlıyorum 1 2 3 trabzanlarımızı bu şekilde örerek ilerliyoruz tığımın başında doluyorum, batıyorum hemen ipimi bastırıyorum orta parmağımın çevresini kavrayarak bakınız Küskülüğümüz oluşuyor. Tığımın başını doluyorum, batıyorum, daha sonra hemen üzerine basıyorum ipimi. 1 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Önce batıyorum, sonra ipimi basıyorum. 1 2 ve 3 defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum, batıyorum, ipime basıyorum orta parmağımla. Ve 1 2 3 şeklinde örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir araya bir trabzanın üzerine olacak şekilde örerek devam ediyoruz. 1, 2 ve 3. Giriyorum. ipimin üzerine basıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Önce batıyorum. Sonra ipimi üzerine basarak bakınız. Etrafından geçiyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim bakınız arka yüzde de bu şekilde durdu bir tane trabzan üzerine bir tane ara boşluğa örerek sonda bir kutucuk kalana kadar ilerleyelim bir tane kutucuk kalana kadar bütün trabzanlarımızı örerek geldim bir boşluğa bir trabzanımızın üzerine tekrar iki tane zincirimi çekiyorum dört tane trabzanımızı yine örüyoruz 3 ve 4 4'te batıyorum. 1 2 zincir tırabzanımın üzeri 2 zincir tekrar tırabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 4 5 geri dönüyorum. Tırabzanımın üzerine batıyorum. 2 tane zincirim. 1 ve 2. Tekrar bir kutu, iki tane kutumuz olduktan sonra arada dört trabzanımı örüyorum. Burası tamamen aynı şekilde devam edecek her iki kenarımız. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum ve e, bu yönden de. Yine bakınız parmağımızı tutarak örmeye başlıyoruz. Kenarlarımız iki tane kutucuğumuz, dört trabzan, bir tane daha kutucuğumuz şeklinde her iki kenarımız aynı şekilde devam edecek. Aralar hem önden hem arkadan bütün trabzanlarımızı parmağımızı üzerine bastırarak bu şekilde püsküllerimizi öreceğiz. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. İlk trabzan üzerine batıyorum. Parmağımla hemen ipime bastırıyorum. Bir, iki, ve 3 defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum. ikinci trabzana geçiyorum. Bakınız hemen üzerine basıyorum. 1, 2 ve 3. Parmağımızı hem önden hem arkadan bu şekilde örüyoruz. Batıyorum. 1, 2, 3. Sırasıyla trabzanlarımız batıyorum. İpimin üzerine basıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde hem ön yüzden hem arka yüzden örerek devam edelim. Kenarda görmüş olduğumuz iki tane kutucuğumuz, dört trabzanımız ve bir kutumuz ö, örgümüz devam edene kadar yani ne kadar büyüklük olacaksa o kadar da devam edeceğiz. Biraz daha birlikte örelim. Önce tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. İpimi üstüne orta parmağımla battıktan sonra sırasıyla birer birer örüyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Öreceğim. Trabzan üzere batıyorum. Parmağımı bastırıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Parmağımı da bastırıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. atıyorum İpimin üzerine basıyorum. 1, 2, 3. Tekrar batıyorum. İpimin üzerine basıyorum. 1, 2 ve 3 şöyle görelim hem önden hem arkadan bu şekilde püsküllerimiz devam edecek Evet örmeye devam edelim lifimizi her iki yönden de örmeye devam ediyoruz bakın her iki yönden parmaklarımızla ilmeklerimizi uzatıyoruz kenar ilmeğimizi örerek tekrar başlayalım 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim kenarlarımızı örelim Trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum iki tane zincirimizi çektikten sonra 4 trabzanımızı örelim 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm hemen ipimi şöyle açalım. 2 zincirimi çektim. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Önce batıyorum bakınız. Sonra parmağımı ipimin üzerine bırakıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanıma batıyorum. Battıktan sonra bakınız elimi ipimin üzerine bırakmıştım. Hemen bakınız önce yere girelim. Daha sonra ipimizi bastıralım. 1 2 3 bu şekilde yaparsanız hiç zorlanmazsınız. Önce trabzanı batıyorum. Bakınız ipimi hemen orta parmağımın desteğiyle bastırıyorum ve seri bir şekilde örüyorum. Bakınız. Gayet seri bir şekilde örebilirsiniz. Batıyorum. Hemen sırayı takip ediyorum. 3 defa da alalım. Evet bakınız şöyle görelim. İlmeklerimizi parmaklarımızdan çıkardığımız zaman bu şekilde görülmekte. Her iki yönde de gayet güzel bir şekilde modelimiz oluşmakta. Yeterli ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Lifimizi örmeye devam ettim ve istediğim ölçüye geldi. Sadece püskül sırasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 sıra püskül sırasıyla sadece ördükten sonra başlangıçtaki yapmış olduğumuz gibi şuradaki çerçeve bölümünü yaparak lifimizi tamamlıyoruz. Şimdi trabzanımızı ördüm bakınız. Püskül sıramızdaki trabzanımızı bunun üzerine kenardaki yine 5 tane zincir çekip bir tane trabzanı örüyorum. Bir kutucuk tekrar 2 zincir çekiyorum ikinci kutucuğu şuradaki devam eden düzeni örüyorum 4 4 tane trabzanımı da ördüm Bu kenarımızı aynı şekilde götürdüm iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum. ilk trabzanın tepesine batıyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum ve kafeslerim örmeye başlıyorum iki zincir bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum iki zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum. 2 tane zincir bir atlayıp diğerine batıyorum. 2 zincir bir atlıyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek ilerleyelim. Altta da bakarsanız bakınız Bisküvi sıramızdan önce bir sıra kafesimizi örmüştük ve üzerine kormuştuk modelimizi. Tam tersi işlemlerimizi yaparak geliyoruz. Şimdi kafes sıramızı yapalım. Sonrasında trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Evet bütün kafeslerimizi örerek geldim. Şimdi iki tane trabzanımızı yine buradaki kafes olarak örüyorum. Ve diğer kalan bütün trabzanlarımızı dümdüz örerek ilerliyorum. Tıpkı bakın şuradaki çalışmamızın birebir aynısı. 2 tane kenar trabzanımızı yani kutucuklarımızı örüyoruz. Geri kalan bütün trabzanlarımızı trabzan olarak örelim. Tığımızın başını bir defa dolayalım. 5 tane zincirimi çekmiştim. Her zamanki yaptığımız gibi. İpimizin iki katını da alalım. Birinci kafesimi örüyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci kafesimi örüyorum. Ve buradan itibaren bütün trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Bir tane kutu içerisine bir tane trabzan üzerine bir tane yuvamızın içerisine zincirimize bir tane trabzanımızın üzerine bir zincir içerisi bir trabzan üzeri zincirimin içerisine trabzanımın üzerine şekliyle sıramın sonuna kadar örüyorum sonunda iki tane kutu yapıyorum Evet trabzanlarımızı tamamen örerek geldim sadece kenarda iki tane kutucuğumuz her iki kenarda kaldı şimdi aşağıdaki başlangıçtaki gibi tamamen kafes olarak iki sıramızı örelim bakınız hiç trabzan yok tamamen bir uçtan bir uca kafesimizi örelim ve tamamlayalım başlıyorum 5 tane zincirimi çekiyorum 1 5 tane zincirimi çektim örgümü çeviriyorum trabzanımın tepesine batıyorum 2 tane zincirimi çektikten sonra ilk trabzan üzerine batıyorum 2 zincirimi tekrar çektim bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum 2 zincir çekiyorum bir tane trabzanımı atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum ve bu şekilde İki zincir, bir trabzan atlayıp diğerine batarak iki sıramızı örelim ve tamamlayalım. Evet trabzanlarımızı da örerek tamamladık. Başlangıç yapmak istediğimiz köşemizden iki trabzan öncesine gelerek batalım. Bakınız köşemiz burası bir atlıyorum. ikincisine gelerek batıyorum ve buradan köşe yapımımıza başlıyoruz. 1 bakınız zincirlerimle sağlamlaştırdım. Tığımın başına iki defa doluyorum kutumu atlıyorum köşedeki bölümüme geçiyorum ve birer birer örüyorum 2 3 ve 4 4 defa ördüm 2 defa doladım 4 defa örüyorum 1 2 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum biraz önce yeni ördüğüm trabzanın tam altına girerek batıyorum ve tek seferde kapatıyorum tekrar başını doluyorum altından geçerek alıyorum tek seferde kapatıyorum Yeniden iki defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 dolayıp 4 defa da alıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra bir defa tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 2 defa başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanımın altından girip tek seferde çekiyorum. Tekrar alttan geçerek tek seferde kapatıyorum. Bakınız 1, 2, 3 tane kutucuklu trabzanımız oldu. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4 defa da kapatıyorum. Aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 3 zincir. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. İki defa tığımın başını dolayarak yeniden örüyorum. dört defa da yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bakıyoruz toplamda 1, 2, 3, 4. Burası köşe başımız olduğu için burada biraz trabzanımızı ve buradaki üzerindeki kutucuklarını da doğal olarak fazla yapmamız gerekmekte. Çünkü yarısı bu tarafta yarısı diğer tarafta olacağı için belirli bir büyüklüğe ihtiyacımız var. O yüzden trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. 2 defa doladım. Aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Şöyle bakalım. Bakınız döndüğü zaman yeterli olmayacak. Bir tane daha yapmamız gerekmekte. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 Tek seferde çekiyorum. Tek seferde çekiyorum köşemizde birer birer ördüm 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakınız 7 tane e, trabzanımızı ve üstündeki kutucuklarımızı görmekteyiz ördüm şimdi bir tane yandaki e, kafesimi atlıyorum ikinci kafesime batıyorum eğer elimizin ölçüsü farklıysa burada bir tane daha çalışabilirsiniz birinci atlıyorum ikinci kutucuğumuzun içerisine gelerek batıyorum ve hemen iki defa tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum 3 ve 4 1 2 3 tek seferde çekiyorum tek seferde çekiyorum iki defa doluyorum yuvaya giriyorum ve aynı şekilde trabzanlarımızı örelim Tabii e, bu, buradaki gibi sayımız fazla olmayacak 5 defa ördüm 1 2 3 4 5 bir tane kafesimi atlıyorum ikinci kafesimin içerisine gelerek batıyorum tekrar iki defa başını doluyorum bir tane kafes atlayıp ikinci kafesimin içerisinde işlemlerimi bu şekilde devam ettiriyorum şöyle görelim bütün köşelerimizde 7'şer tane trabzanımız aralarda 5'er tane trabzan olarak örelim ve sonda görüşelim Hepimizin kenarlarını da örerek tamamladım şöyle görelim 4 köşemizin her bir köşesini tamamladık köşelerimizin geçiş yerlerde 2 4 6 7 olarak yaptık geri kalan aradaki trabzanlarımızı beşer tane olarak tepe noktasında ayarladık ve şöyle görelim gayet güzel bir çalışma oldu her iki yönüyle püsküllü Hoş bir çalışma. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.